İrem Sarsak, edindiğimiz bilgiye göre silahlı saldırı sabaha karşı gerçekleşti. Merter'de bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda meydana geldi olay. Ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Burası partinin bekleme, İstanbul İl Başkanlığı'nın bekleme salonu kısmına bir kurşun isabet etti. Silahlı saldırı sonucunda o kurşunun mermi çekirdeği ise içeride bir koltuğun yanında bulundu. Şu dakikalarda partinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının polis ekipleri tarafından inceleme altına alındığını belirtelim. Kaç el ateş edildi? Onunla ilgili henüz net bir sayı verilmedi. Resmi bir açıklama yapılmadı, ancak olayın sabaha karşı meydana geldiği ifade edildi. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri burada, bir yandan güvenlik şeridi çekildi. Parti yetkililerinin içeride güvenlik güçleriyle olaya ilişkin görüştüğünü belirtelim. Tabii bugün önemli bir de ziyaret olacaktı aslında. İyi Parti lideri Meral Akşener saatler 15.30'u gösterdiğinde bir programa, bir açılışa katılacaktı. Tabii o açılış öncesinde İstanbul İl Başkanlığı'na İyi Parti'nin silahlı bir saldırı meydana geldi. Hemen sol tarafta, ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Sol tarafta E5 kısmından ateş edildiği yönünde bilgiler geldi. O bilgilerin ışığında da bir kurşun isabet etti. İstanbul İl Başkanlığı'nda İyi Parti'nin bekleme salonu kısmına. Ben yine rica edeceğim kameraman arkadaşımdan. O kurşun çekirdeği içeride bulundu. Polis ekipleri o çekirdeği üzerinde incelemelerini yapıyor. Tabii kriminale gidecek, balistiğe gidecek. Ruhsatlı bir silahla mı yapıldı bu saldırı? Ruhsatsız bir silahla mı? Onların detayı ortaya çıkacak. Güvenlik şeridi çekildi. Partinin il başkanlığının önünde güvenlik şeridinin de çekildiğini belirtelim. Olaysa sabaha karşı meydana geldi. İstanbul İl Başkanlığı'nda İyi Parti'nin kaç el ateş edildiğine dair henüz bir açıklama yok. Ancak güvenlik güçleri şu dakikalarda hem partinin güvenlik kameralarını hem de çevrede bulunan dükkanların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aynı zamanda E5 üzerinde bulunan MOBESE kameralarının da dakika anlık olarak inceleme altına alındığını belirtelim. Edindiğimiz bilgi, sabaha karşı meydana geldi bu silahlı saldırı. Bir kurşun İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bir silahlı saldırı gerçekleşti ve bekleme salonuna isabet etti. O kurşunun çekirdeği ise içerideki bekleme salonunda bulunan bir koltuğun yanında ortaya çıktı. Şöyle bir durum var. Olay sabaha karşı gerçekleştiği için içeride kimse bulunmuyordu. Sadece parti güvenliğine ilişkin güvenlik birimleri burada bulunuyordu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ise içeride hali hazırda çalışmalarına devam ettiğini belirtelim İrem Sarsak. Can, şunu da sormak isterim. Şimdi siz hemen olay yerine ulaştınız kameraman arkadaşımızla birlikte. Olay yeri inceleme orada, polis ekipleri orada, incelemeler sürüyor. Çekirdeğin salonun içinde bulunduğunu söyledin. Sabahın erken saatlerinde olması nedeniyle evet içeride kimse yoktu. Peki İyi Parti'den gelenler var mı? Yetkililer var mı? Bu konuyla ilgili size ulaşan bir bilgi var mı? İrem Sarsak, şu dakikalarda partinin İstanbul İl Yönetimi'nden birkaç ismin içeride güvenlik güçleriyle birlikte olduğunu belirtelim. Sizin de söylediğiniz gibi ben yine kameraman arkadaşından rica edeceğim. Kaç el ateş edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak partinin bekleme salonu kısmına bir kurşun isabet etti. Olayın sabaha karşı olduğu belirtildi ve içeride kimsenin bulunmaması, şans eseri üzerine kimsenin bulunmaması üzerine kimse yaralanmadı. Herhangi bir yaralı yok. Ancak kurşun camdan içeri girerek mermi çekirdi. Orada bekleme salonunda bulunan bir koltuğun yanında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri şuna yoğunlaştı. O mermi çekirdeğinde mermi çekirdeğinin bir balistik raporu çıkacak ve o balistik raporunun ardından da ruhsatlı bir silahsa kimin ya da saldırıyı gerçekleştirenin kimler olduğu da ortaya çıkacak. Ancak bir önemli detay da şu, hem partinin hem de çevrede bulunan güvenlik kameralarının polis ekipleri tarafından ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından mercek altına alındığını belirtelim İrem Sarsak.
Bedrican Özbey'e çok teşekkür ediyoruz. Bedrican Özbey aktardı detayları bizlerle. Bir son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşalım bizlerde. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına bir silahlı saldırı oldu. Sabah saatlerinde yaşandı. Sabah saatleri olması nedeniyle Bedrican'ın bizlerle paylaştığı bilgiye göre içeride kimse yoktu. Çok şükür ki bir can kaybı yok. Kaç el ateş edildiğine dair bir bilgi de henüz yok, ancak olay yeri inceleme ekipleri bölgede hemen bir şerit çekildi. Kimsenin bölgeye yaklaşmasına izin verilmiyor ve içeride de bir kurşunun çekirdeğini bulduğunu söyledi Bedrican. Ekipler buldu. Elbette bu konuyla ilgili incelemeler sürecek ve İstanbul İl Başkanlığı'ndan da bir açıklama da bekliyoruz. Yetkililerin içeride olduğu bilgisini aldık. Birkaç İstanbul İl Başkanlığı'ndan birkaç yetkili içeride İYİ Parti'de ve incelemelerini sürdürüyor. Onlar da kendi aralarında istişare ediyor. Ne yaşandı, ne oldu? Bu sürece ilişkinde bizler de bir açıklama bekliyoruz. Elbette İstanbul İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan görüntüler canlı olarak ekranlarımıza gelmekte. Sözcü ekranlarında sizlerle. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Paylaşmakta fayda var. Görüntüler İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan canlı olarak ekranlarımıza geliyor. Seçime 45 gün kaldı. Seçim maratonunun artık resmen propaganda sürecinin başladığı bu günlerde maalesef gelen üzücü bir haber, talihsiz bir haber diyebiliriz. İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına bir silahlı saldırı oldu. Kurşunun camdan içeriye girdiği noktayı gördük az önce. Kameraman arkadaşlarımız gösterdi. Kaç el ateş edildiği henüz bilinmiyor. Ancak bir kurşunun çekirdeğinin içeride olduğunu biliyoruz. Polis ekipleri ulaştı. Hemen incelemeleri yapıyor. İncelemeler de sürüyor bu arada. Ve o çekirdek hemen incelemeye alındı. Saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz bir bilgi yok. Bu konuyla ilgili bir açıklama yok. İYİ Parti cephesinden de bir açıklama bekliyoruz. İYİ Partili yetkililer içerideler, incelemelerini sürdürüyorlar.